Ya dilimi yaktım ya. Yine böyle kaynar ötesi getirmişler. Kahveyi. Neyse arkadaşlar, konumuz bu değil. Evet, San Francisco caddelerine arşınlıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, çok inanılmaz yokuşları var. Şu anda bir tanesine başladım. Ama bu dik yokuşları paralel kesen caddelerde bizim Türkiye'de olsa, yani yolda böyle yamuk olur, eğimli olur. Bu yollar, hani dik yokuşları paralel kesen yollar dümdüz. Yani muhteşem bir mimari var burada. Hatta bu lokomotifler falan var. Onlar da İngiliz planı, Alman mühendisliği diyorlar. Şimdi sizi o meşhur zikzaklı yola götüreceğim. Dik yokuşlara devam. Bakın şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dik yokuşa geldik. Ve bu cadde, yani paralel kesen cadde dümdüz arkadaşlar. Bunu kastettim. San Francisco sokakları bizi beklesin. Sizlere şu anda George Sterling Parkı'ndan sesleniyorum. Bu zigzaga varmadan bir önceki park arkadaşlar. Biraz önce şu emmi yanından geçerken hiç tanımıyor beni. Geldi, selam verdi. Nasılsın, iyi misin dedi. Yani Amerika böyle arkadaşlar. Şu anda oldukça heyecanlandım. Zigzag caddesine doğru yürüyeceğim. Bu da o meşhur tramvay. Yani topografik olarak gerçekten İstanbul'a benzediği kanısına vardım San Francisco'nun. Tepedikli yerler, bakın şurası sanki bana şeyi andırdı, yani Beyazıt Kulesi'ni andırdı. İşte köprüler vesaire. Zigzağı yakalamanız için demek ki aşağı inmeniz lazımmış. Her şeyin bir bedeli var sevgili arkadaşlar. Bakın aşağıdan nispeten böyle zigzag anlaşılıyor. Evet, karşıda bu emniler motosikletle piyasa yapmak için dolaşıyor. Değerli dostlar, kanunen arabaların tekerlerini döndürülmüş vaziyette park etmeleri gerektiğini Beverly Hills'te söylemiştim. Bu San Francisco'da daha zorunlu, daha gerekli bir durum. O yüzden gördüğünüz gibi araçlar tekerlerini döndürülmüş vaziyette. Bunlar da olduğu gibi karşıda da var. Park ediyorlar. Burası hayatımı kendimce özgürce filtresiz yaşadığım, tamamen doğal, renklendirmesiz, filtresiz gezimin güzel anlarından bir tanesi. Bulunduğum bu parkın adı Washington Parkı arkadaşlar. Bu Washington Parkı'nın yanında çok güzel bir katedral var. Şu anda arkamda görüyorsunuz. Hemen katedralin sağ çaprazında tepede bulunan bir kule var. Bu kule zamanın behrinde telefon, telsiz, telgraf keşfedilmeden önce çeşitli işaretlerle, duman vesaire, onlarla herhangi bir tehlike anında veyahut da önemli bir bilgi verilmesi gerektiğinde bu tepeden haberleşme, iletişim sağlanıyormuş. Şu anda o tepenin adı, sonra tabii telgraf geliyor ve o gün bugündür bu tepenin adı Telgraf Tepesi diye adlandırılıyor. Emmi contayı yakmış. Böyle contayı yakan çok gördüm Amerika'da. Ya bir de ben var ya, burası aynı zamanda İtalyan distrikti. O yüzden yaya yolları İtalyan mimarisiyle yapılmış. Bir de ben şu Amerika'nın İtfaiyeci arabalarına bayılıyorum. Ya bu San Francisco gerçekten çok kozmopolit bir yer.
I'm sorry. Kozmopolit bir yer. Bisikletle yol hakkını az kalsın gasp ediyordum da. Ya hemen bakıyorum şu arka taraf İtalyan tarafı. Burası da Çin. Biraz ilerisi de yani bu tarafta Amerika. Daha ne olsun? Çinli Chen Yolar'ın sokağından geçireceğim sizi. Şeyin bu arada lamba dikkatimi çekti, çok güzelmiş. Yine de lamba güzel, eve iyi bir dekorasyon olur aslında. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey daha sezinledim. Yani şimdi Kaliforniya'nın Güney Kaliforniya'da işte New York'ta falan o tipik Amerikan aksanlarını yani iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ama San Francisco'da biraz daha böyle bir Avrupai bir tarz var yani. Hani daha formal konuşma, daha böyle şey. Ama yani Güney Kaliforniya'da şey diyorlar yani. Vada diyorlar yani. Yani what's going on? How's going on gibi bir şey yani. Nasıl gidiyor anlamında. Vara deyip kestiriyorlar. Ama burada yani işte thank you bilmem ne işte vesaire. İz çöp anladın mı? Bakmayın bunlar Çinli diyoruz ama senden benden iyi İngilizce konuşuyorlar. Yani Amerikan aksanını dibine vuruyorlar. Bu ne yapmış lan? Tövbe tövbe. Ya vallahi öyle bir imaj bırakmışlar ki bana. Bakın Çinli Chen Yuo Lambo jip sürüyor. Neyse o önemli değil de şurayı ben Hang Fung Thai Corp yazıyor ya. Orayı ben yemin ederim Kung Fu diye okumuşum ya. Gerçekten de şu anda bulunduğum yer bu Çin mahallesinin en güzel görselliğinin bulunduğu yer diyebilirim. Evlerin güzelliğine bakın. Amerika ve Çin karışımı. Arkadaşlar, üç farklı mimari: İtalyan, Çin, Amerika. Oldukça keyifli bir gezi programı yaptım kendime. Sizleri de buna şahit etmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki son gün olması hasebiyle yani gerçekten ayaklarım geri geri attı. Ama tabii San Francisco şehir olarak, ismin verdiği imaj olarak ve gezilmesi, görülmesi gereken birçok şey olarak dikkatimi ve ilgimi çekiyor. Yorgunluktan çıkmak istemedim açıkçası ama yani kendimi şehre attıktan sonra size şu kadarını söyleyeyim, yemin ederim yorgunluk falan hiçbir şey kalmadı. Yani gördükçe de görme iştahım, gezme iştahım artıyor. Gerçekten yine öyle güzel bir köşedeyim şu anda. Yani şehrin can alıcı noktalarından bir tanesi. Şu arkamdaki polisler, şu anda omzumun arkasında görüyorsunuz. Onlar bana selam verdiler biraz önce. Yani oldukça keyifli bir gezi yürüyüşü yapıyorum şu anda. Yorgunluk falan kalmadı ki saatlerdir yani 2 saattir 3 saattir yürüyerek geziyorum şu anda. Her şey yolunda muhteşem gidiyor. Umarım güzel bir şekilde günümü tamamlayıp yarın da uçuşa yavaş yavaş hazırlanacağım. San Francisco sokakları dibine kadar yaşıyorum şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz muhteşem bir manzara. Ops. Sorry. Emmi beni bekliyormuş vallahi. San Francisco'yu gezmeden önce birkaç yorum, birkaç bilgi elde edinmiştim. Yani çok detaylı bir şekilde olmasa da Barbary sahil rotasının en uygun rotalardan bir tanesinin olduğunu söylemişlerdi. Ben de o rotayı tercih etmek istedim. Ve şu anda yani kısmen daha çok yani %70-80 yoğunluklu bu rotayı tercih ediyorum. Yürüyüş rotasını. Şimdi arkamda Transamerikan binası var, meşhur iş merkezi. San Francisco'nun Golden Gate'den sonraki ikonik binalardan, yapıtlarından bir tanesi. Evet, 260 metre yüksekliğindeki bu bina arkadaşlar 1972 yılında yapıldığında Amerika'nın 8. en yüksek binasıymış. Transamerica binası aslında Transamerica bir corporation, bir iş
Birliği, yani finansal bir, resmi finansal bir yönetim binası bu. Maryland'e taşınıyor. Buranın yöneticileri ve baştaki CEO'lar, yönetim yani. Ama 2020 yılında bu bina New York'lu bir yatırımcıya satılıyor ve kafasına göre o tabii iç dizaynını değiştirmeye başlıyor. Ama hala San Francisco'nun ikinci en yüksek binası şu anda. 2018'den beri. 2018 yılına kadar bu bina San Francisco'nun en yüksek binasıymış arkadaşlar. San Francisco sokaklarında koşuşturmaca. Vallahi hiç acımıyorlar gördüğünüz gibi. Yalnız şehrin bu tarafı gerçekten çok modern arkadaşlar. Yani hakikaten muhteşem bir görselliği var. Yani şehri o kadar güzel dekore etmişler ki San Francisco şehrini arkadaşlar. Gerçekten hayran kalmamak elde değil. Ya bakar mısın şu estetik, yani dünyanın hiçbir yerinde doğru dürüst görmedim ben. Sokak lambalarının altındaki çiçekler vesaire, gerçekten takdire şayan bir şehir mühendisliği var bu şehirde. Yani en basit bir detay yani. Şunlar olmasa, bakın bunları biz görmüyoruz şu anda ama belki bunlar olmasa şehri bu kadar güzelleştirmeyecek yani. Farkında olmayacağız. Tuvaleti bile öyle güzel saklamışlar ki dış dekorasyonu vesaire hiç fark etmiyorsunuz da yani. What's your name? My name is Ronnie. Ronnie, yeah. Mehmet, nice to meet you. Hey, that's very. Yeah. Yeah, I've been there all my life. Thank you. That's good. 49ers. All there, the hunters like this. Thank you. This next song is called Foreign Jitic. San Francisco'nun yeni arkadaşım Ronnie. Together. Yeah, man. Yeah, got it. Thank you.